Yapmış bak bir de zaten var. Hastalara yardım etmiş ve bu arada Kızılay'ın hastane çadırlarını da getirterek onlara şifa dağıtmıştır. Sıtmanın kökünü kurutmak için bataklığın kurutulması hususunda bütün civarı ayaklandırıp çalıştırmış ve emeline kavuşmuştur. Büyük annesinden kalan köşkün yanmasıyla eline geçen hatıra defterinde büyük annesinin insanlığa şeref veren mümtaz bir şahsiyetle çalışmalarını okuduktan sonra arsayı satarak Muhit'in yardımıyla bu hastaneyi insanlık hizmetine açmıştır. Boş zamanlarında ruhunda yanan insanlığa hizmet aşkını büyük annesinin hatıra defterindeki ülvi hislerin meşalesiyle tutuşturmak için bu defteri elinden bırakmamaktadır. Sebepsiz heyecanlanma kızım. İçimde tuhaf bir his var. Sabit Efendi'den çekinmemiz lazım. Malum ya, üvey annenin sırdaşıdır. Paşa babama halama gidiyoruz dedin değil mi? Halamdan haber geldi ya, çok hastaymış. Ah benim biricik defakar dadıcığım. Niye karar verdin Vahit? Bu sabah Üsküdar'a süt anneme gittim. Paşa babasına meseleyi açacak nüfuzlu bir adam arayacak. Duyduğuma göre onu annesi İstanbul'dan dışarı gelin etmek istiyormuş. Paralı birine. Bak seninkiler. Evet onlar. Yüreği yerinden oynat. Kışlaya geç kalma. Bu akşam ikimiz nöbetçiyiz. Acaba bizi gördün mü? Kim bilir kaç saattir bekliyor. Fazla bekletme. Hadi git biraz çiçek topla kızım. Müsaade eder misiniz? Ehemmiyetli bir şey değil. Bir doktor müdahalesi. Çok heyecanlısın. Olmayayım mı? Süt anneme her şeyi söyledim. O kadar sevindik. Fakat bizim istememiz doğru olmaz. Paşa Hazretlerin hatırını saydığı birini araya koymak lazım dedi. Aşkta ilk sözü kadın erkekten bekler. Fakat son sözü de kendisi söylemek ister. Gözlerimden söylemek istediğimi anlıyorsunuz zannederim. Her şeyi, her şeyi anlıyorum. Sanki yürümüş, tepeler aşmış, bir saadete ulaşmış gibiyim. Orada rüzgar esiyor, bu senin nefesin. Kulaklarıma bir musiki geliyor, bu senin sesin. Bu Serap Sarayı'nda varlığımı hissediyorum. Bu senin yanındaki varlığım. Kimsesiz büyüdüm. Yalnızlığı her an hissettim. Şimdi sıcak bir nefes içimi okşuyor. Belki bir rüya görüyorum. Bu saadet beni öldürebilir bir hayal olursa. Vahit, ağlıyor musun? Hayır. Bu sevinç yaşına elem karışırsa diye korkuyorum. Ben gözyaşlarımdan inci bir gerdanlığı her zaman göğsümde taşırım. Gelecek saadetime bir ferahlık versin diye. Şu gülü almaz mısın? Teşekkür ederim. Vakit geç mi oldu yoksa? Evet. Ramazan yaklaşıyor. Buluşmamız güç olacak. Süt annemle haber gönder. Dadıma mı? Evet. Müsaadenizle. Hoş geldiniz Matmazel. Aşağıda terzi var da. İffet Hanım yoklar galiba. Halası hastaymış, dadısıyla oraya gitti. Ben de yeni notalar getirmiştim. O halde yarın gene gelirim. Ne haber? Gökçü'de bir askeri tabiple buluştular. Dadı? Şeriki Cürüm.
Göreyim seni Sabit Efendi. Sadakat böyle zamanda belli olur. Endişe buyurmayınızı bilir nimetim. Evelallah bu işin de üstesinden gelirim. İkisi Sabahattin Paşa ile evlendirmezsek... ...Nazan'ın da biraderi... ...Yaveri Şehriyari Dilaver Bey'e varma suya düşer. Bu uğursuz İffet'in münasebetsizliği yüzünden biricik kızımın bedbaht olmasına razı olamam. Hazır Sabahattin Paşa da buradayken bu işi hallederiz. Merak buyurmayınız. Nazan Hanım sevdiğine kavuşacaktır. Nazifa! Avandam! İffet yemeğe gelsin. Hastaymışlar avandam. Ya. İffet nerede? Hastaymış. Piyano hastası olacak herhalde. Sizi de perişan eden bu tahassürün daha fazla devam edeceğini zannetmiyorum. Yakında ebediyen birbirimize kavuşacağımızı ümit eder. Cenab-ı Hak'tan ikimize de metanet ve sabır ihsan etmesini niyaz ederim. Hanım kızımı pek beğendim. Tam istediğim gibi. Haftaya hemen nişanı yaparız. Kısmetse ne denir efendim? Gelmiş arkada koroda. Teşekkür ederim yavrum. Afiyet olsun efendim. Ben dönünceye kadar yapacağını biliyorsun. Evet. İffet Hanım. Zahit Bey. Beni şaşırttınız. Hakkınız var. Buraya korunuza kadar gelmek cesaretini gösterdiğim için beni affedin. Bu gelişiniz şüphesiz beni bahtiyar eder. Lakin sizi bu kadar fedakarlığa sevk eden amili merak ettim. Süt annem bugün valideniz hanıma bir vasıta gönderecekti. Akşama kadar sabredemedim, vaziyeti hemen öğrenmek hevesine düştüm. Demek gelen hanımefendi... Evet, benim için geldi. Hanım annemin fazla iltifat ettiğine bakılırsa... Hatırını kırmayacaklar demek. Git bak şuna, yukarıda ne yapıyor? Duymuyor musun, piyano çalıyor. Tam sırasını bulmuş. Git çağır şunu, hanımefendi kalktılar. Rahatsız etmeyelim efendim, nasıl olsa yine görüşürüz. Hadi git artık. Aramasınlar seni. Sıkılmıştı da. Ablam nerede? Bilmem, sizin yanınızda değil miydi? Misafir gitti mi? Çoktan. Neredesin sen? Misafir hanıma çiçek toplayayım diye biraz arka bahçeye gitmiştim. Gözün aydın, seni pek beğenmiş. Haftaya nişanlanıyorsun. Ah, sahi mi? Babam razı olmuş mu? Annem razı olduktan sonra... Ne kadar mesudum. Bir ay sonra düğün, arkasından da doğru Bağdat'a. Ne Bağdat'a? Ablacığım, insan koskoca Bağdat valisinin hanımı olur da artık İstanbul'da mı oturur? Paşa eniştemle tabii Bağdat'a gideceksin. Neler söylüyorsun Nazan? Seni istemeye gelen Zekiye hanımefendi Bağdat valisinin hemşireleri. Anne! Abla! Abla ne yapıyorsun? Niye çağırmışlar? Cepheye gidiyorum. Ne vakit? Bu gece. Senin yerinde olmayı ne kadar isterdim. Üzülme kardeşim. Bugün nöbet bendeyse yarın da sana gelecek. Mehmet Çavuş. Buyur beyim, çantaları hazırla, bu gece cepheye gidiyorum. Hay ağzını öpeyim bey. Ne mutlu bize. Evezelik yok, hadi çabuk ol. Senin izdivaç meselesi ne oldu? Hiç çıkmaza girdi.
Sebep? Kamil Rıfat Paşa'nın hanımefendi o gün rahatsızlanmış. Tesadüf Bağdat valisi Sebati Paşa'nın hemşireleri de o gün görücü gitmiş ve söz kesilmiş. Peki şimdi ne olacak? İffet yatağa serilmiş yatıyormuş. Vah vah vah. Mucibe endişe bir hal yoktur. Vereceğim muayene istimal edilirse kısa zamanda şifaya bulurlar. Şimdiye kadar kaç hekime gösterdikse bir çaresini bulamadılar. Küçük hanım büyük bir teessür neticesi asabi bir buhran geçiriyorlar. Bir müddet kendi haline terk edilirse bu hal mündefi olur. Tam da izdivacı mevzu bahsolduğu sırada bu hastalık bizi pek şaşırttı. Bu ara böyle heyecan verici mevzuları terk etmenizi tavsiye ederim. Bir daha ne zaman görürsünüz? Şevketli onun hususi hekimi olmanın ne demek olduğunu bilirsiniz. Vaktimize tamamıyla sahip değil. Perşembe günü tekrar görmek isterdim. Şayet ben gelemezsem, talebelerimden şayan itimat birini gönderirim. Lütfedersiniz efendim. İlaçlarını ben yollarım. Böyle ani rahatsızlanması bizi de şaşırttı. Hekimler ne diyorlar? Dünyasının nahifliği, gelecek bahara kadar her türlü heyecandan azade kalmasını icap ettiriyormuş. Bu sebeple nişan ve nikahın da tehirimi icap ediyormuş. Maalesef öyle paşam. Yazık. Demek düğünü yapamadan Bağdat'a döneceğim. Bunu biz de çok arzu ederdik ama... Müjdeli mektuplarınızı bekler, müsaadenizi rica ederim. Efendim. Ört başını kızım, hekim geliyor. Gelelim mi? Buyurun. Geçmiş olsun. Fazla endişeyi mucit bir hal yok İffet Hanım. Tehlikeli safa atlatılmış. İnşallah. Hastanın hekime tam bir itimat beslemesi şarttır. Bana inanıyor musunuz? Evet. O halde itimat buyurun. Gene eski mesut günlerinize kavuşacaksınız. Sizi ve sizi sevenleri üzen bu hal devam etmeyecektir. Bu sözlerinizle bana kuvvet veriyorsunuz. Size minnettarım. Kal burada. Hekimi tanıdınız mı? Yok. Gökçe'de buluştuğu genç. Bu ne cüret? Dikkat buyurmayınız efendim. Ben onun cezasını çoktan hazırladım. Bu belki de birbirlerinin son görüşleri olacak. Hiçbir şey belli etmiyor. Var olun. Canıma can kattınız. Hüdaya emanet olun. Hocamın emri ve çile sizi her zaman yoklayacak. Dadı, dadı, gördün mü? Beni görmek için neleri göze aldı? Af buyurunuz efendim, bunu şimdi bir yaver getirdi, size verecekmiş. Bu emri tebellüğünüzden itibaren 24 saat zarfında cepheye iltihakınız. Talihsiz kızsın. Tam seni iyi edecek hekimi bulmuştuk, onu da cepheye tayin etmişler.
Silistre'deki Türk kuvvetleri, müttefik kuvvetlerin yardımı olmadan kendi süngüsüyle kendini kurtardı. Demek bu meydan muharebesinden ümitlisiniz Paşa Hazretleri. Allah'ın yardımıyla kazanacağız General. Tuna'daki İngiliz kuvvetlerine mensup koleralı hastaların İstanbul'a nakli için 2 kalyon gönderildi Paşa'm. Peki ol. Kolera İngiliz ordusu için bir felaket oldu. Cephe üzerindeki vazife taksimini şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Böylece düşman meydan muharebesinin cereyan ettiği mıntıkada çepeçevre kuşatılmış oluyor. Cepheden rapor. Gene hastalar ve yaralılar meselesi. Evet. Bunların bakımı temin edildiği gün harpler daha insani olacaktır. Buyurun Miss Nightingale. Majestelerin tasviplerini haiz evrakı mı getirdiler? Evet. Teşekkür ederim hemşire. Gözünüz aydın. Bermondsey Manastırı'ndan 10 rahibe emrinize veriliyor. Norwood İthamanesi'nden İstanbul'a gitmek için ayrılan rahibeler de geldi. Onlarla alakadar olmanızı rica ederim. İnsanlığa hizmet uğrunda giriştiğim mücadelede bugünkü ümitli başlangıcı sizlerin kıymetli yardımlarınıza borçluyum. Şu anda ben baş rahibe Anna değilim. Bugün olduğu gibi İstanbul'da da emrinize olacağım. Zaten gelen emir de bunu icap ettiriyor. Emrin kıymeti yok hemşire Anna. Böyle insanlık davaları, içten duyulan hisler ve müşterek azimle başarılır. Padişahım doktoru Spitzer'i Viyana'dan tanırım. Bize yardımları dokunur sanırım. İngiliz yaralılarına tahsis edilen Selimiye kışlasının kifayeti hakkında bir fikre sahip değilim. En mühimi de kolera. Hangi yolu tercih ediyoruz? Paris yolunu. Vic sürat postası Marsilya'dan bizi alacak. Beni tanıdınız zannederim. Times muhabiri Russell'ım. Nihayet muvaffak oldunuz biz. Yazılarınız oldukça sert. Henüz işin başlangıcındayım. Sizin gibi asil bir hanımın böyle gürültülü işlere karışması Londra sosyetesini pek meşgul ediyor. Yalnız bir kadın olduğum için Mr. Russell. İlk defa harf cephesinde göreceğiniz bir gazete muhabiri sizi korkutmasın. Demek ağır tenkitlerde bulunacaksınız. Hayır, sadece gördüklerimi yazacağım. Sefir cenapları sizi bekliyor Mr. Russell. Koleralılar bu tarafa. Ben mutfak kontrola gidiyorum. Etlerin hastalıklı olmamasına bilhassa dikkat edilsin. Bu tarafa pansuman odasına.
Ben meşgul olurum biz. Fakat yine sargı yok. Bunu Doktor Alexander'la görüşmeliyim. Bu tarafa. Giriniz. Oo, buyurun Miss Florence Nightingale. Rahatsız etmeyeyim. Yok, vakit öldürüyorduk. Hakikaten vakit öldürüyorsunuz. Şimdiye kadar bir şey yapılmamasının sebebini anlıyorum. Koleraya karşı mukavemeti arttırmak için bol bol içmek lazım. Efendiler, bir sefalet manzarasıyla karşı karşıyayız. Bilmem bu tablonun altına kim imzasını atacak. Şöhretiniz siz gelmeden buraya kadar geldiğine göre... Şöhretim bu tabloyu düzeltecek olsaydı memnun olurdum. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Böyle gelmiş, böyle gidecek. Hayır Doktor Alexander, böyle gitmeyecek. Temiz vicdanlarda tutuşturduğumuz insanlığa hizmet alevi yakın zamanda parlayacak. Bütün kadınların ve merhametli erkeklerin en temiz ideali olacaktır. Temiz bir kadının temiz bir hayali. Hayalinizin hakikat olmasını temenni ederiz. Ama en basit meselelerde silaha sarılmaktan çekinmeyen yeryüzü sakinlerini böyle bir ideal etrafında toplamak, hele sizin gibi yalnız bir kadın için kolay olmasa gerek. Herkes sizin gibi düşünseydi, medeniyet bir eserden bir esere koşmazdı. Bizim sefalet tablomuzun tahsih edilmiş tuvaline atacağınız imzayı ben sabırsızlıkla bekliyorum. Bu imzayı ben atamasam, bu tuvali siz göremeseniz de torunlarınız bu mutlu güne erişecektir, emin olun. Yeni yaralı kafileleri geldi. Şefkat ve ihtimamınızı bekliyorlar. Kuruyan çarşaflar derhal kesilip sargı yapacaksınız. Yoruldunuz mu hemşire? Hayır Miss Nightingale. Bu çay yağlı. Yemek kadında çay pişerse böyle olur. Temizlemesini de bilmiyor musunuz? Evet ama çaydanlık da olsa daha başka türlü olur. On beş numaralı kovuşun eti kazandan çıkmamış. Yo, yanlışınız var. Ben işaret bezi sarmadan et atmam kazana. İşareti kaybolmuştur. Kazanlar da kifayet etmiyor. Lazım gelen parayı temine çalışacağım. Fakat evvela buraya bir çeki düzen vermek lazım. Meydanındaki yaralıları cephe gerisine taşımamız lazım. Gece aydınlık, ay var. Düşman bizi görürse ateş açar. Düşman ateş açacak diye yüzlerce kahramanı harp meydanında ölüme terk edemeyiz. Ben gidiyorum. Dördüncü karantinaya. Dördüncü karantinaya.
329 Tabip Vahit Bey. Hemen süt anneme git. Döndüğümü müjdele. Ama sakın gözlerimin görmediğini söyleme. Baş üstüne beyim. Geçmiş olsun Vahit Bey. Teşekkür ederim. Bir ıstırabınız var mı? Var. Hem de çok büyük. Bu kadar hastanın arasında bulunup da onların imdadına koşamamak. Bu sözünüzü bunu yapabilecek durumda olanların işitmesini isterdim. Bir kışla da bir hastane köşesinde ilk defa bir kadın sesi duyuyorum. Kimsiniz siz? Arkasından binlercesini, on binlercesini beklediğimiz müstakbel şefkat ordusunun rehberi Florence Nightingale. Karanlık dünyada şimdi beyaz meleklerin nurlandırdığı bir alem beliriyor. Bu karanlık dünyada o şefkat melekleri ateş böcekleri gibi pırıl pırıl dolaşıyorlar. Kışlalardan ateş atlarına, siperler arasında ıstıraplarıyla baş başa bırakılmış zavallı yaralılara kadar uçuşuyorlar. Gösterdiğiniz gayret-i fedakârâne zât-ı şahaneyi pek mütehassıs etti. Takdir ve tebriklerini iblağ etmekle bahtiyarım. Haşmet Fenah'ın şahsımda benim gibi düşünen hemşirelerimi taltif etmeleri beni minnettar etti. Arzını istirham ederim. Donizetti Paşa'nın yanında nasıl cesaret ederim? Tevazu hal lüzum yok misketi. Bu parçayı sizden daha güzel çalacak kimse yok aramızda. Kahvesini çok seviyorsunuz. Evet, alıştım. Yağlı kazanlarda pişirilen çaylar mı buna sebep oldu? O meseleyi daha ilk günlerde hallettik. Şimdi çaylarımız çaydanlıklarda pişiyor. Dört kuleli tersine çevrilmiş bilardo masasına benzeyen koca kışlaya nasıl yerleştiniz? Sefirimiz Lord Stratford, Newcastle düküne gönderdiği mektupta Miss Nightingale'in mahiyetindeki hemşireler libası Üsküdar'da şefkat hedefleri olan kahraman hastalarla aynı damın altında yerleşmelidir diye yazmıştı. Duvarların kirli olmasını binbaşı Silerya şikayet edip badana ettiren siz değil misiniz? Evet. Evvela mutfaktaki kaplardan başladım işe. Ha, bakın bunu unutmuştum. Buyurun misketi. Dostumuzun gevezeliği çaldığınız parçayı layıkıyla dinlememe mani oldu. Bilirim. Hiçbir mevzu onu işinden alıkoyamaz. Yalnız sizi alakadar etmez ama bir sual daha sormama müsaade eder misiniz? Müsaade etmeseler de siz yine soracaksınız. Buyurun. Hastalarınızdan Vahit Bey isminde biriyle fazla alakadar mısınız? İyi bir fikir arkadaşı. Benim gibi düşünen yaralı bir hekim. Vahit Bey'im dediniz? Evet. İstanbullu mu? Evet, Üsküdarlı. Tanır mısınız? Zannederim. Miss Nightingale'i yine mi sual yağmuruna tuttunuz? Yoo paşam, o iş bitti. Yarası mühim mi? Görmüyor. Bunun muhakkak olmasını temenni ederim. Nereden tanırsınız? Bir talebemin bir iç yarası olduğunu sezmiştim. Siz yalnız Vahit Bey'i tanıyorsunuz. İffeti de görseniz daha çok acırdınız. Tecessüsümü arttırıyorsunuz. Bu kızcağızı görmek isterim. Ah.
İffet Hanım, size bir müjdem var. Fakat sakın heyecanlanmayın. Kara haberse söylemeyin. Hayır, burada, İstanbul'da. Vahit mi? Evet, sizi görüştürebilirim. Demek cepheden döndü. Evet. Yaralı değil ya. Biraz hasta. Nerede? Nasıl görebilirim onu? Selimiye kışlasında yatıyor. Miss Florence Nightingale'e rica ettim. Gayret eder kalkarsanız sizi götürürüm. Hemen. Şimdi. O kadar acıyla olmayın, Miss bizi yarın bekliyor. Hoş geldiniz Matmazel. Nasılsın İffet? Bugün kendimi çok iyi hissediyorum hanım anne. Memnun oldum. Yata yata büsbütün fenalaşacak. Kendisine biraz sokağa çıkıp hava almasını tavsiye ettim. Ben de öyle söylüyorum ama. İzin verirseniz onu yarın bize kadar götüreyim. Araba gezintisi bir değişiklik olur. Memnuniyetle Matmazel. O halde yarın. Onun yanında bulunmak arzunuzu hürmetle karşılarım. Fakat örf ve adetleriniz buna mani. Engelleri düşünemeyecek halde olduğumu görüyorsunuz. Sizi benden daha iyi kimse anlayamaz. Manaları yenmek bir irade eseridir. Metin misiniz? Olduğumu zannediyorum. Binlerce yaralıya şefkat ve teselli kaynağı olabilecek misiniz? Ne kadar metin olduğumu göreceksiniz. Buyurun. Yeni arkadaşımız geldi mi? Buyursun. Buyurun Miss Ify. Gelin benimle. Gelse bu iş sana düşecek Robertson. Sıcak su. Sargıları bırakın. Miss Nightingale. Affedersiniz, acele üçüncü koğuşa gelmenizi rica ediyorum. Ağır bir hasta var. Miss Nightingale. Bir arzunuz mu var? Ölmeden evvel sizi bir kere görmek istedim. Bunu anneme gönderin. Benim için ağlamasın. Ölürken yanındaydım. Onu sizi aratmadım diye yaz. Bunu benim odama bırakın.
Siz misiniz Miss? Evet Vahit Bey. Yanınızda biri mi var? Evet. Bundan sonra size bakacak olan hemşire Miss Ify. Dünyası gibi ruhu da kararmış bir hastaya refakat etmek çok güçtür Miss Ify. Buna katlanabilecek misiniz? Memnuniyetle. İzham etmeyin Vahit Bey. Her geceyi takip eden bir aydınlık gün vardır. Çorbanızı getirdim. Bu zahmetlerinizi nasıl ödeyeceğim? Bu bir vazife. Belki ondan da üstün. Ben içirebilir miyim? Sizi ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Unutamadığınız başka biri de var. Yaramı deşmeyin. Size bir müjde getirdim. İffet Hanım burada olduğunuzu öğrenmiş. Göremediğimi de mi? Size bir mektup yazmış. Buyurun. Mektup mu? Demek biliyor. Bilmemeli. Onu sizden rica ederim. Okur musunuz? Biricik hayat yoldaşım benim. Gelip geçen bütün mevsimlerin ardınca sizden bir haber bekledim. Rüyalarımın ışıklı kapısı hep hayalinle açılır. Baş başa arzularımızın yıldızlı dünyasına girerdik. Senin İstanbul'da bulunduğun haberi geldiği zaman dağa taşa uçan kuşa hep seni sordum. Korktum bu da bir hayal olmasın diye. Kokladığım havayı senin de teneffüs etmen en büyük teselli kaynağım. Her zamanki gibi hala seninim. Senin için yaşıyorum. Ömrümün erkeği, biricik efendim benim. Ağlıyor musunuz? Sizin de sesiniz titriyor. Bu genç kızın samimiyeti beni müteessir etti. Zavallı sevgilim benim. Kendisine vereceğiniz bir cevabınız yok mu? Saadete layık bir insanı kara talime ortak edip bedbaht etmek istemem. Benden ümidini kesmeli. Günaydın. Günaydın. Miss Ify, Miss Florence Nightingale sizi istiyor. İffet Hanım, biz insanlar ne garip mahluklarız. Yuvasını yapmasını, gıdasını bulmasını, tabiatın daha doğarken öğrettiği şu sevimli hayvanlara acır. Onlara yuva yapar, yem serteriz de vatanlarımız için, milletlerimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı harp meydanlarında ölüme terk ederiz. Onları kurtaracak, yaralarını saracak, dertlerine deva olacak bir şefkat kolu kuramamak biz insanlara yakışır mı?
ölüler şehrini hatırlatıyor. Bütün mücadelelerine rağmen herkes istirabını da saadetini de arkada bırakmaya mecburdur. Bu tabiat kanunun üstüne çıkan hiçbir kuvvet düşünülemez. Bu mezar taşları, bu abideler hiçbir faniyi ebedi kılamaz. Eğer o insan cemiyete bir eser bırakmadıysa. Siz ebedi olmanın izindesiniz, hem de bütün insanlık için. İnat etme Ahmet efendi, yaparsın diye söz verdim bana. Bana danışında mı söz verdin? Bu da saat değil mi? O fabrika saati, bu ise benim imalgerdem. Şunu da imal ediver, bizim entarili mutfak çavuşuna mahcup çıkaracaksın beni. Oğlum sen saat mi istiyorsun yoksa çalgı mı? Yok canım, saati var adamın. Çalgılı diye ille benimkine göz koymuş. Vahit Bey'in hediyesi olmasa vereceğim adama. Madem ki çalgılısını istiyor, bunu al öyleyse. Ya, ya pahalı gelirse? Muhayyerdir, geri alırım. Marsilya'dan konserve, et, şarap ve ararot geldi. Öyleyse bugün hastalara ararot verelim. Ne o çavuş, ne çalıyorsun? Bir İstanbul havası binbaşım. Zafer'i bununla kutlayacağım. Elini çabuk tut, zafer günleri yaklaşıyor. Cepheden iyi havasiler var galiba evet. Binbaşçılar. Hemşire postaya bakmaya gitti. Ya, sizi iyileşmiş görüyorum. Sayenizde oldu bu. Bizim değil, ipinin sayesinde. Cidden pek müşfik bir insan. Miss Robertson. Efendim? Miss Ify'i İngiltere'den mi tanırsınız? Neden sordunuz? Sesi bana çok iyi tanıdığım birini hatırlatıyor da. İnsanlar gibi sesler de birbirine benzeyebilir. Günaydın Miss Robertson. Vahit Bey'e mektup var mıymış Miss Ify? Evet. O halde ben çıkayım da siz okuyun. Mektup süt annemden mi? Hayır. Her zamanki gibi gene ondan. En iyisi ruhum. Gönderdiğim hiçbir mektubuma cevap vermediniz. Acaba mektuplarımı mı almıyorsunuz? Yoksa beni şayana hitap mı bulmuyorsunuz? Söyleyiniz, ne günahım var? Ne suç işledim? Cephedeyken sizden haber alamamak beni o kadar üzmüyordu. Fakat burada ve sağ olduğunuzu bile bile buna katlanamıyorum. Lütfedin, merhamet edin, artık bana bir cevap verin. Firakınız beni yataklara düşürmüştü. Vurudunuz hayat verdi. Şimdi yeniden hüsrana düşüp o ümitsiz ve mecalsiz halime döneceğim. Eğer beni bir nebzecik olsun sevdiyseniz, iki satırlık cevabınızı esirgemeyin. Cariyeniz İffet. Bu kadar mı? Evet. Siz ne fikirdesiniz Miss Ify? Bir cevap vermek lazım mı? Zavallı kızı daha fazla intizarda bırakmayın Vahit Bey. O halde yazınız. İffetlu İffet Hanım. Hakkımda ifzal buyurduğunuz teveccühün
minnettarıyım. Sizin olduğu gibi hissiyat-ı kalbiyenizin de her zaman takdirkarıyım. Ancak sizi nahak yere ümide düşürmek de istemem. Ben artık eski vahit değilim. Vahit, şimdi artık ebediyen dünyası kararmış bir alildir. Bu karanlık alemde sizi kendime eş edip pembe ufuklu dünyanızı güneşsiz bırakamam. Beni unutun. Bütün ömrümce yalnız sizi seveceğimi bilerek unutunuz. Sizi sevdiğim için beni unutmanızı rica ediyorum. Seven bir insan bile bile maşukasının felaketini isteyemez. Bundan sonra ne siz bana yazın, ne de benden cevap bekleyin. Vahit artık ölmüştür. Hayır, hayır bunu yapamazsınız. Neden heyecanlandınız? Sizi seven bir kalbi gururunuza feda edemezsiniz. Ama neden bu kadar heyecanlandınız? Çünkü aşkın ne olduğunu biliyorum. Her şeye rağmen sizi seven fedakar bir insana bunu yapamazsınız. Onu tanıyor gibi konuşuyorsunuz. Onu tanımaya ne lüzum var? Aşkı tanıyorum. Sizi biliyorum. Galiba ben de sizi tanıyorum. Sensin. Sen. İffet. Hayatım. Nurum. Işığım benim. Erkeğim. Efendim. Zafer! Zafer topları atılıyor. Miss Florence, bu saadet, bu zafer tablosu sizin eserinizdir. Hayır İffet'im, hayır. Her güzel şey insanlığın eseridir. Üç kilara giderken aldı da bir yağmur. Üç kilara giderken aldı da bir yağmur. Kafirimin devleti uzun eteği çamur.